Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün paketler geldi. Konsol ya da mobil fark etmiyor. Zaten paketleri aldığınızda nasıl fullemesi gerektiğini artık oyun bir. Yani konsolda mı oynuyorsun, Xbox'ta mı, PC'de mi ya da mobilde mi fark etmiyor. Sistem aynı. O yüzden mobilci tayfada çok dikkatli izlesin. Konsolcu tayfada izleyecektir zaten. Şimdi Messi ve Neymar paketlerini aldım. Üzerlerinde imzaları var gördüğünüz gibi. Gerçekten keyifli olmuş. Bunları nasıl fullememiz gerekiyor bunu söyleyeceğim. Aynı zamanda oyunun da bize önerdiği bir şey var. Ben overall takıntım olmadığı için oyunun genelde oyun overall bazlı fulletiyor oyuncuyu size. Ama ben oyuncunun bazı eksik özelliklerine daha fazla tamamlama taraftarıyım. Haberiniz olsun. Şimdi 94 rating Messi ve 92 rating Neymar, bunların bir seviyeleri. Ben yayından önce, bu videoya başlamadan önce bunların oyuncularını bastım DP. Sadece fulleme kısmı kaldı. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Sen daha iyisini biliyorsan sen kendi bildiğin gibi yap. Ama bilmiyorsan beni izleyebilirsin. Şimdi top çevirimde 80 ve diğer kısımlarında 70, ki bu Neymar'da da böyle 25 gelme ihtimali var diye çok üzülmüştük. Çok şükür, hatta Neymar'ı da şöyle göstereyim başta merak edenler için. Gördüğünüz gibi açıktayı 80 oynuyor, diğerlerini 70 oynuyor. Bu neden çok önemli? Oyuncuyu zaten çok fazla fulleme imkanımız olmadığı için seviye atlatamıyoruz. O yüzden buraya çok fazla basmamıza gerek duymayacağız. Bu çok önemli. Benim şahsi fikrim öncelikle şu: top çevirme, hızlı kontrol, atak, ne oynuyorsan oyna. Bana göre 90 yeterlidir. Ya 99 yapmana bana göre gerek yok. Haberin olsun. 90, yani açıkta oynuyorsan bir kademe basman, eğer diğerlerinde de oynuyorsan iki kademe basman yeterli. Aynı şekilde Messi için de geçerli. Hemen şöyle Messi'ye de gelelim. Messi'de de aynı şekilde gördüğün gibi top çevirmeye bir kademe basman ve diğer kalanlara, eğer hepsini yapmıyorsun bu arada, sadece sen hangi tarzda oynuyorsan yapıyorsun. Haberin olsun, artık oyun tarzını zaten oturtmuş olman gerekiyor. Hepsini zaten burada 90-90'ın üzerinde yapmaya çalışırsan oyuncuya hiçbir şey basamazsın ve oyuncuya hiçbir şey basamadan maalesef büyük sıkıntı yaşarsın. Şu anda 94 rating Messi'miz var elimizde. Şu an tabloda gördüğünüzde top kontrol, top sürme ve sıkı top tutma 90 ve üzeri, 90 ve 91 olması bence kafi. Alçaktan pası ve yüksekten pasının 80'in üzerinde olması yeterli. Basmaya gerek yok. Bitiricilik 90 yeterli. Falso 86 yeterli. Zaten duran top özelliği var. Hızlanma çok iyi, 85. Dengesi 90. Bunu 95'lere çıkarmaya gerek yok. Zaten hızlanma ve denge birlikte, biliyorsunuz. Ama oyuncunun sadece bir yönü eksik: hız ve dayanıklılık. Bunu da siz zaten hız bastığınızda otomatikman dayanıklılık da yükseliyor. Ben şimdi hem oyunun bana önerdiğini basacağım hem de kendi önerdiğimi basacağım. İkisi arasında rating farkı muhakkak olacaktır. Burada geldim. Oyuncu ilerlemesi diyorum arkadaşlar. Oyuncu seviyesine bastığımda önerilen diyor. Şimdi önerilende şöyle bir hata var. Bak, bunu atadı şu an ama şu an teknik direktör uyumu yok. İki kademe teknik direktör uyumunu ayıracağız ya. Buradan iki tanesini sen kafana göre geri çekebilirsin. Neyi çekelim? Şutu ve pası çektim diyelim. Oyuncu nasıl oldu? Bakar mısın? Alt vücutta hızı 77 ve dayanıklılığı 75 oldu. Yani oyun size bunu öneriyor diye rating olarak tamam doğruyu öneriyor olabilir. Ratingi yüksek oluyor olabilir ama siz bu oyuncuyu 90 dakika oynatamazsınız sahada. 75 dayanıklılıkta bu oyuncu 90 dakikayı götürmez. Bu problem Neymar için de geçerli. O yüzden bak, şu anda 98 ratingde oluyor. İki taneyi bıraktım. İki taneyi de burada işte hızlı kontrol atak ya da kime basıyorsan basacaksın. Ama benim şahsi fikrim şu: hemen atamaları geri alıyorum. Ben kendim fullleyeceğim bu oyuncuyu. Makineye bırakmayacağım. Oyuna bırakmayacağım. Oyuncu ilerlemesi diyorum. Benim oyun tarzım neydi? Uzun top kontra. 70-90 benim için kafi. Çıktım, yuvarlığa bastım. Oyuncu istatistiklerine geldim. Benim için diğer özelliklerinin hepsi yeterli. Sadece hızlanma. 4 kademeden sonra 2 kademe arttığını biliyorsunuz. Ben yine devam ediyorum. 2 kademe daha arttırıyorum. Bakın 97 oldu. 98 değil, farkında mısınız? 97 rating oldu. Makine bana 98'i gösterdi ama benim için en doğru bu oyuncuyu fulleme şekli budur. Bu oyuncunun tek eksikliğine Messi'de ne diyorduk? Dayanıklılığı kötü ama hızı da kötü be kardeşim. O yüzden hızını arttıracaksın ve ben bu şekilde fulleyeceğim. Takım şeyine, uzun kontrolü 90'da bıraktım. Yeterli. Oyun istatistiklerinde de 7 kademe ben alt vücut bastım. Hem dayanıklılığı 79'a, ki daha da fazla yükseltemiyorum. Hızı da 81'e çıkardım. Puanı kullan diyorum.
kullan diyorum. Hayırlısı olsun bizim için. Şu anda 97 rating yaptım. Şu an görselde de bu şekilde. Benim doğrularıma göre Messi'nin doğru fullemesi budur. Oyuna bırakmam ben. Uzun top kontrolü çok iyi, 90 yaptım. Ve benim için 97 rating. Takımı aldığımda da şöyle bir durum var. Sağ açıkta birazcık böyle bu yıl etkisiz kalıyor gibi olabiliyor. OOS pozisyonu da oynayabiliyor. Ben gizli forvete layık görmüyorum oyuncuyu. Sebebi gizli forvet çok fazla deplase olan bir oyunu tarzı olduğu için dayanıklılığı buna yetmeyecektir. Belki SF'de bile kullanabilirsin ama GF bana göre uygun değil. OOS'de ofansif verebilirsin. Konsol için konuşuyorum. Mobilde gelişmiş talimat verilmiyor. Bireysel talimat. Ama sağ açıkta bir nebze oynayabilir. 97 yaptık. Geliyoruz şimdi kime? Hemen şöyle Neymar'ımıza geliyoruz. Şimdi Neymar'da da oyunun bize yaptırdığı ve bizim yapacağımız arasındaki farkı göstereceğim. Şu an 92 ratingde, bunda da açıktaya bir kademe basmanız, eğer açıkta oynuyorsanız, diğer taraflardan bir oyun tarzınız, takım oyun tarzınız varsa da iki kademe basmanız yeterli oluyor. Ben siz için seviye atlamasını zaten yaptım. Oyuncu ilerleme kısmına geldiğinde şimdi burada çok dikkat ediyoruz. Bastım. Önerilen 96 reytinge çıkardı. Bakıyoruz şimdi. Şutu ne yapmış? 82. Duran top ve falso çok iyi. Pası bir kademe arttırmış. Yani bu 84 ve 81 olsa ne fark eder? Bir kademe arttırmış. Top sürmesi, yani evet belki şunu yapabilirsiniz. 88 ya 90'ın altında kalmaması lazım diyebilirsiniz. O yüzden basabilirsiniz ama bak şimdi geleceğiz. Kıvraklık basmış. Güzel. Alt vücuda 3 kademe basmış. Alt vücuda 3 kademe bastığında bu adamın dayanıklılığı 76. 76 dayanıklılığı olan bir adamla 90 dakika oynayamazsın. Ben bunu 60 dakika için oynatacağım diyorsan kafi. Ama Messi'yi de aldın. Messi de 60 dakika. O da 60 dakika. Ne yapacak? Kaç oyuncu değiştireceksin? O yüzden bir oyuncuyu ben 60 dakika bundan yararlanırım diye almayacaksın. Sadece süper 7'yi alabilirsin aga. Son 30 dakika alırım, bana oyunu kurtarır falan diyebilirsin. Süper 7'yi alırsın, kadrona katarsın ama bu oyuncular yani önemli oyuncular. Bunları sen 60 dakika oynatacağım diye fulleyemezsin. Şu anda 96 rating ama tabii ki de şöyle bir durum var. 96 rating ama buraya da basmamış durumdayız. 2 kademede bastığımızı varsayarsak, örnek veriyorum, top sürme ve kıvraklıktan 2 kademe düşürdük. Rating 96'da kaldı ki bu 2 kademeye gelip burada ya hızlı kontra atar ya uzun top, ne oynuyorsan. Açıktaysan 1 ya da 99 da yapabilirsin kafana göre. Ama şu anda 96 rating oldu. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ben yine kendi bildiğimce fulleyeceğim. Bastım. İlk önce bir şunu bir ayıralım. Ben uzun top kontrol oynuyorum. 90 benim için kafi, yeterli oluyor. Oyuncu listesine geldiğimde şimdi şutu 80. Yani evet, yani Messi'nin 90'dı. Fark var ama bunu kalkıp da yükseltmenin bir mantığı yok. Ortalamanın üzerinde mi? Üzerinde. Pas 80'in üzerinde mi? Üzerinde. İş görür mü? Görür. Bunu kalkıp 87 yapmaya gerek yok. Top sürme 88, 90, 88 top hakimiyeti. Tabii ki de ben bunun 90'ın üzerinde olmasını isterim. Basarım ama daha büyük eksiği varsa o oyuncunun o eksiğini tamamlamak zorundayım ben. Kıvraklık 86, denge 85. Kötü mü? Değil. Alt vücut, işte bak burada sıkıntı. Farkındaysan oyuncunun neye eksik olduğunu sana oyun zaten gösteriyor. Bak, kıvraklıkta ikisi de yeşil, bir ofansif farkındalık sarıda kalıyor. Top sürmede üçü de yeşil, biri turkuaz. Bunda ikisi de yeşil. Bunda üçü de yeşil ama buraya geldiğin alt vücuda üçü de kahverengi. Demek ki bu oyuncunun buna ihtiyacı var. Şimdi neye bu kadar uzattığımı anlayacaksınız. Ben bastım. 4'ten sonra 2 kademe yükseliyor. 80, 95'te kaldı. Oyunun bana gösterdiği şey 96 rating. Yani sen şimdi diyeceksin ki rating takıntın varsa, nereye geliyorum? Eğer rating takıntın varsa benim yaptığım sistemi yapma. Önerilen sistemi yap ama teknik direktör uyumunu unutma kanka. Ama rating takıntım yok. Benim için oyundaki işlevi önemlidir. Neyi eksikse ona basayım diyorsan Neymar'ın bana göre 96'lık kartından şu anda 95'lik kartı çok daha iyi. Şut gücünü de yeşilledim. Dayanıklılığını da elimden gelse 85'leri çıkaracağım ama yok, basamıyoruz. Hızını 86 yaptım. Zaten hızlanması bunun 86. Kıvraklık basmaya ne gerek var? Bu oyuncuyu da ben bu şekilde fulluyorum. Hatta şimdi hemen puanı kullan diyeceğim. Bir şuna da bakayım son kez. İki uzun topla kontraya bastım. Puanı kullan diyorum. 96 rating de yapabilirdim. Ama benim için 95 rating çok daha mantıklı olan. Ben böyle fulluyorum arkadaşlar.
Siz tabii ki de en doğrusu neyse onu yapabilirsiniz. Şimdi takıma da monte edeceğim. Şunu da göstereceğim. Ya 90 takım ruhunun yettiğini göstereceğim sizlere. Şu anda 94. Şu an bakın bu da 90'dı. Ronaldo'yu 7'ye çekelim. Ronaldo'yu bunun yerine olsun. Hemen buraya geliyorum. Ah Mason Mount'u da 7'ye almak şimdi olmaz ya. Dur bakalım. Şimdi Bruno'yu kadro dışı bırakacağız artık. Bruno'nun yerine şimdi Messi'yi aldım. O OS'de 99 oldu. Belki de onun dediği gibi yapsak 100 olacaktı. Ama bence bu daha iyi. Mason Mount, Xavi Kante var. Mason Mount'u da 7'ye çekebiliriz. En azından ilk 11'den de bırakmayalım. Ayıp olur. Son var. Limer'ın yerine alabiliriz. Limer'cılar şu an fena üzgün. Neymar'ı da alırım. Limer'ın yerine burada OOS yaparım. Gördüğünüz gibi takım ruhunda ekstra bir düşüş yok. Rahatlıkla oynayabiliyorlar. Bu kardeşimiz de 98 oldu. Hatta şunu bile yapabiliriz. Eto'nun performansı güzel. Ama hani şöyle yapıp kankalar taktiğimi şöyle 3-6-1'e de dönebilirim. Şöyle yapıp bu iki oyuncu, çünkü neden 3-6-1'e dönebilirim? Bu ben iki oyuncuyu ne yapacağım şimdi bak. Kontre hedef Mbappe, tamam mı? İkinci kontre hedef vermiyorum tabii ki. Ama ne yapacağım? Bu oyuncuları ofansif yapacağım. Çünkü bu oyuncuların ben geri gelmesini istemiyorum. Bu oyuncular geri gelirse bana sıkıntı yaşatır. Staminadan düşerler. O yüzden Eto'nun yerine de burada ne yapabiliriz? Eto'yu aldım. Eto'nun yerine Ronaldinho çok ofansif olabilir. Ama denenebilir. 3-1-3-1 de olabilir ileride. Burada Mason Mount'un performansından memnunuz. Mason Mount'u alabiliriz. 55 olduğu için düştü bu arada. Yani daha güçlü bir oyuncu alsak daha iyi olacaktır. Bunu alsak mesela 96'ya çıkıyor. Bu şekilde yapılabilir. Artık o gece 12 canlı yayınlarında olacak. Ama benim için bu iki oyuncunun da bence doğru fullemesi budur aga. Benim şahsi fikrim bu. Siz doğruyu biliyorsanız doğruyu yaparsınız. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Gece 12 canlı yayında görüşmek üzere. Sizleri bekliyorum. Hoşçakalın.